Ne diyorsun be? Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? İnsan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o... Mahvedeceğim lan seni. Yağız. Hesabını vereceksiniz. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Oğlum, oğlum ne oldu? Aşkım, ne oluyor, iyi misin? Hayırdır damat, ne oluyor? Adiler. Ahlaksızlar. Oğlum, aşkım ne diyorsun? Yaptığınız her şeyi biliyorum. Koray'la planlarınızı, Eylül'e yaptıklarınızı, Safet'in kim olduğunu. Şşş, nereye gidiyorsun lan? Ha? Oğlum, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Abi! Oğlum dursana, ne oluyor? Ne olduğunu ben sana anlatayım anne. Bu adi kadın Koray'la birlik olup Eylül'e tuzak kurmuş. Ne? Hayır. Hayır sevgilim, yalan, hepsi yalan. Yemin ederim Eylül'ün yalanları. Asıl sen yalan konuşuyorsun. Hayır, bak beni bir dinle. Ben sana her şeyi açıklayacağım, yapma ne olur. Sus! Sus. Sizin ikinizin de sonu geldi. Hapislerde çürüyeceksiniz. Kurban oldum, ne oldu? İyi misin? Bir şeye mi kızdın? He? Oğlum. Oğlum korkutma beni. Heyecan yaptım ben. Midem falan bulandı, başım döndü. Vazoya çarptım. O da düştü. Onun sesiydi galiba. İyisin yani. Yok bir şey. Değil mi? Eminsin. İyiyim. Nikah bünyede heyecan yaptı tabii, ondandır. Normaldir, normal. Ya, nikah memuru da gelecek birazdan zaten. Seyfo nerede? Seyfo! Yağız'ın düğmesi bu. Yağız da beni kurtarmaya gelen.
Oydu, evet, onun düğmesi bu. Anne, gördün değil mi? Bak sen de gördün. O düğme yazın, ben hayal görmüyorum değil mi? Anneciğim, o yazın düğmesi. Bu telefonu da bana yaz gönderdi. Yaz benden hiçbir zaman vazgeçmemiş. Beni hiç unutmamış. Biliyorum ben. O benim hep yanımda olacak. Bilmiyorum anne. Melek'le niye evlenme noktasına geldi bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. O da yaz bana umut vermekten hiçbir zaman vazgeçmedi. O buradaydı anne. Bu telefondan da bugün bana bir şey gösterecek. Anneciğim, saatin 5 olmasına çok az kaldı. Orada ne olacak bilmiyorum ama ben çok güzel şeyler olacak gibi hissediyorum. Ben inanıyorum, ne olur sen de inan. Dua et bana, olur mu? Annem, ben de seni seviyorum. Çok seviyorum hem de. Dikkat et kendine. Ne güzel mırıldanıyordun. Niye sustun? Ver. Bittiyse yıkayayım. Bitmedi, görmüyor musun? Sen düğüne gitmedin mi? Şşş. Somurtma öyle. Somurtma. Millet düğün bayram etsin. Bizim karımız da bize trip atsın, öyle mi? Dur bak dur. Sahneyi göstereceğim. Bak annemiz merak etmeyelim diye bir sürü fotoğraf yollamış. Herkes ne kadar mutlu, görüyor musun? Meleğe bak meleğe. Çok güzel olmuş değil mi? Gelinlik de pek yakışmış ha. Ya Allah mesut etsin, ne diyelim. Bu iş bitti Eylül Hanım. Artık sonsuza kadar benimsin. Öyle ya da böyle beni sevmeyi öğreneceksin. Bakıyorum hala korkuyorsun benden. Odamdayım ben. Dur bir dakika. Bak. Annem fotoğraf yolladı şimdi. Herkes ne kadar mutlu. Herkes yoluna bakıyor. Ah bir de sen bana gülümsesen ne olur ha? Gülersen belki her şey bambaşka olur. Hem bu evde hapiste kalmazsın. İyi bir karı koca olursun. Ne dersin?
Umarım bana bu umudu Yağız vermiştir. İnsan değillermiş. Ama sen merak etme. Eylül yengenin yaptıklarının hesabını soracağız. Bunlar insan falan değiller. Böyle bir adilik yapacaklarını tahmin etmedim. Eylül'e yaptıklarını düşünce aklımı yitirecek gibi oluyorum. Ya ağam. Ağam kurban olayım beni bir sal ya. Kurban olayım beni bir sal. Ya gideyim burunlarından bir fitil fitil getireyim. Eylül yengeme yaptıklarının hesabını bir sorayım. Olmaz. Olmaz. Önce o sahbetin altından almasını bekleyeceğiz. Tamam aldı. Sonra ne yapacağız? Sonra ikisini de polise teslim edeceğim. Bak zaten kendimi zor tutuyorum o adamın ağzını yüzünü dağıtmamak için. Meleği kapı dışarı etmemek için kendimi zor tutuyorum. Ama sabredeceğiz. Plan kusursuz bir şekilde işleyecek. Tamam ağam. Sen bana yapmam gerekeni söyle, gerisini bana bırak. Onları takip etmeye devam et. Gözlerini bir an bile üstlerinden ayırmayacaksın. Bu iş nikah başlamadan bitecek. Sen merak etme ağam. Onları biz mahvedeceğiz. Ama Allah çok büyük. İnşallah Eylül yengemle de kavuşacaksınız. İnşallah. Yağız ağam yüz görümlüğünü istedi de. İyiymiş. Belli. Ben senin pisliklerini saklayacağım. Altınlar da benim olacak. Şifreyi öğrendim. Bu engamede altınları aldığımı kimse anlamaz. Onların aklı anca yarın başlarına gelir. O zamana kadar çoktan tüyerim. Bana bak. Önce CD'yi ver. Seni uyanık seni al. Sesim ses. Hayatım boyunca bu kadar kolay hırsızlık yapmamıştım. Altınlar al. Ne oldu? Ağam. Her şey planladığımız gibi oldu. Yemi yuttular. Şimdi elime düşünüz işte. Mahvedeceğim lan sizi. Mahvedeceğim. Artık başlayalım. Tabii tabii. Tabii. Çocuklar da geliyor.
Saffet Bey? Nereye böyle? Nikaha kalmıyor musunuz? Bir işim vardı da. Ha. İşinizi sonra halledersiniz. Nikah başlıyor. Yeğeninizin bu mutlu gününde yanında olmak istersiniz herhalde. Ya. Tabii isterim. Değil mi? Buyurun o zaman. Şu nikah kıyasada bir gitsin. Efendim, buyurun. Buyurun. Telefonu kontrol ettin değil mi? Eylül her şeyi izleyecek. Başlayalım. Beyefendinin de işi gücü varmış. Başlayalım. Şahitler yerine geçsin. Tamam Razi, geç haydi. Gelin hanım, damat bey. Bir dakika. Öncelikle sizlere bir şeyler izletmek istiyorum. Ay, mutlu fotoğraflarınızdan oluşan CD mi hazırlattın ya? Ne romantik. Biz de yapmıştık değil mi Fırat? Hı. Aynen. Şimdi ne kadar mutlu olduğumuzu hep beraber görelim. Canım sevgilim, çok iyi düşünmüşsün. İşte karşımızda mutlu görüntülerimiz. Hayatımda hiç bu kadar kolay hırsızlık yapmamıştım.